bakalım. Ah canım benim, ay güzel kızım benim, ay kurban olurum. Razı teyze. Ay çok geçmiş olsun kızım. Nasıl oldu Hediye Hanım? İyi olacak inşallah. Aslım, Raziye teyze ile Koray abi bizim eski komşularımız. Geçen geldiler ama sen yoktun. Çok geçmiş olsun Eylül ya. Size de bacım çok geçmiş olsun işte. Sağ olun. Zahmet ettiniz. Eylül, ben bir doktorun yanına gidip sorayım. Belki annemin yanına girmeme izin verir. Tamam canım. Ay yazık kıza ya. Nasıl da perişan olmuş böyle. Eylül. Ay çocuğum, senin yüzünde kaşık kadar kalmış böyle. Değil mi Koray? Aa, ben hemen gidip bir şeyler alıp geleyim. Koray, Eylül'ün yanından ayrılma. Tamam tamam. Gerek yok Raziye teyze. Alsın alsın. Alsın. Çok acı be Eylül yani. İşte. Üzülme ya. Yani üzül tabii de işte akraban ne de olsa yani. İyiyim ben Koray abi. Ya şu Koray abi lafını bir kaldırsak ha? Koray desene. Olsun. Büyüğümsün sonuçta. Başka türlü diyemem. Hayırdır inşallah? Niye açmıyorlar bu telefonu? Bu kızların ikisi de cevap vermiyor telefonlarına. Hadi Hediye arkadaşında. Kızlar nerede? Aslında Eylül de açmıyor telefonunu. Ama geziyorlardır, dolaşıyorlardır canım. Sen de amma söylendin ha. Senin iyice heyheylerin üstünde bugün ha. Otur Yaşar, otur. Ben bir çay demleyeyim bari. Babanın da haberi yokmuş Eylül ya. Al yavrum. Mideni bastırır. Teşekkür ederim. Efendim anne. Eylül. Babanı zapt edemiyorum artık kızım. Söylenip duruyor bu kızlar nerede diye. Kalk bir gel. Anneciğim ben nasıl geleyim Aslım'ı bırakıp? Yavrum sen bir gel görün, ondan sonra bir bahaneyle yine gidersin. Tamam tamam geliyorum. Yaşar! Çay hazır. Geldi. Hah, Eylül de geldi. Nurhan Hanım merhaba. Ben Hediye'yi duydum. Üzüldüm, var mı bir haber? Nasıl durumu? Jülide Hanım, siz nereden haber aldınız? Ozan söyledi. Durumu kritikmiş. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Aman diyeyim bak, Yaşar bir şey bilmiyor. Demedik biz ona. Siz de saklayın ne olur. Yahu neyi saklıyorsunuz yine? Babam duyarsa kahrolur. Halamın üzüntüsünden hasta olur biliyorum ben. Ben nasıl unuttum ya? Benim burada bir tanıdığım var. Gelmişken ben onu da bir ziyaret edeyim. Koray oğlum,
Sen Eylül kızımı evine bırak, olur mu? Tamam, merak etme hadi. Ya Eylül, ya bu sıralar işler güçler öyle bir yoğun ki var ya. Eylül hastanede deyince koştum geldim hemen. Ya bir şey diyeceğim, senin karnın var mı açtır ya? Ben senin şöyle karnını güzel bir doyurayım, ha ne dersin? Allah bilir boğazından bir lokma geçmedi. Şöyle şıkır şıkır bir yere götüreyim, böyle Adana beyti falan. Koray abi, bu durumdayken yemek mi düşünülür? Benim acilen eve gitmem lazım. Eylül kusura bakma, düşünemedim ya. Neyi saklayacağız canım? Bir şey sakladığımız yok. Nurhan Hanım temizlik için bana torpil geçiyordu da. Aslında sıra Aysel Hanım'da, sağ olsun. Nurhan Hanım beni öne aldı. De Aysel Hanım duymasın diyorduk. Hay Allah, ben de kapının önünde fısır fısır ne konuşuyorlar diyordum. Kusura bakmayın, ben duymadım. Ayakta kaldınız, içeri buyursaydınız. Sağ olun, Mümtaz gelir şimdi. Çok selam söyleyin. Baş üstüne. Allah sizden razı olsun. Olur mu öyle şey? Hediye Hanım'ın durumunda bir gelişme olursa bizi de haberdar edin, olur mu? Tabii. Çok geçmiş olsun. Sağ olun.